Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. Habertürk'ten 360'dan merhaba değerli izleyiciler. Hızlı başlayacağız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Kemal Ayla bir ortak basın toplantısı düzenliyor. Dönüyoruz. Frontex'in, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de sorumluluğu var. Dolayısıyla tüm bunların açık, şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor ve sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Eğer Avrupa Birliği, Avrupa kurumları ve mahkemeleri samimi ise biz onlara her türlü bilgi ve belgeyi yine vermeye, onlarla bu bilgileri, belgeleri paylaşmaya hazırız. Bu insani konudur. Kesinlikle siyasete alet edilmeden ciddi bir şekilde soruşturulması lazım. Avrupa Parlamentosu'nu da bu anlamda gerçekten görece olarak daha duyarlı davrandılar. En azından duyarlı parlamenterler var. Onları da tebrik ediyorum bu duruşlarından dolayı. Diğer taraftan bahsettiğiniz vatandaşımız Erhan Seçkal'ın durumu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Vatandaşımız yine Liberya bandralı ama İngiliz şirketi, kendilerinden aldığımız bilgiye göre gemide birinci kaptan ve gemiden düşüyor. Biz hemen sosyal medyada haberleri çıkınca büyükelçiliğimize, Jakarta Büyükelçiliğimize bilgi verdik. Onlar gemiyle temasa geçtiler. Temasa geçtiler ama gemi Endonezya'ya dün itibariyle girmemişti. Gemi Avustralya'dan Vietnam'a yük taşıyan bir gemi. Ve vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Ve vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Şu anda göç idaresinde. Kendisiyle bu sabah telefonla görüştüm. Yanında da yine Bali'de yaşayan, bu tür durumlarda henüz daha orada başkonsolosluğumuz yok. Jakarta Büyükelçiliğimiz tabii mesafe var. Bu tür konularda işbirliği yaptığımız vatandaşımız Mehmet Kaya aracılığıyla ulaştık. Mehmet Kaya vatandaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu tür konsolosluk konularında Büyükelçiliğimizde yakın işbirliği içinde olan bir vatandaşımız, kardeşimiz. Ve Erhan Seçkal'la da telefonla görüştüm. İkisi beraberdi. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek. Kendisine herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sorduk. Aynı şekilde Jakarta'dan bir büyükelçilik görevlimize gönderebiliriz, ihtiyaç var mı diye sorduk. Hem Mehmet Aydın hem de kendisi, şu anda ihtiyaç yok, işlemler yapılıyor dediler. Biletini almak istedik. Şirketi her türlü bilet ve diğer masraflarını karşılayacakmış, bize söyledi. Bir ihtiyacı olursa arayın dedik. Takip ediyoruz. Geçmiş olsun, 66 saat suda kaldı. İşte Rabbimin lütfu. Dolayısıyla sağlığı da iyi. 66 saat suda kalmasına rağmen inşallah oradaki işlemler bittikten sonra ülkemize gelecek, ailesine kavuşacak. Teşekkür ederim. Benim sorum konuk bakanı olacak. Karşılıklı büyükelçiliğin açılacağından bahsettiniz. Liberya'nın Türkiye'de açacağı büyükelçilikle ilgili bir takvim belli mi, tarih belli mi acaba? Teşekkür ederim. Thank you. These embassies from açıklama böyleydi. Ankara'ya gideceğiz. Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler sabah saatlerinde HDP'nin genel merkezinin önüne siyah çelenk bıraktı. Oturma eylemi de yapacaklardı. Ancak HDP'liler çelengi kaldırmak istediler ve sonrasında da arbede yaşandı. Bedircan Özbey bize anlatacak detayları. Afşin Yurdakul, tansiyonun şu dakikalarda düştüğünü belirtelim. Sabah saatlerinde Diyarbakır'da 286 aileyi temsil eden 3 aile HDP Genel Merkezi önüne gelerek siyah çelenk bırakıp
basın açıklaması yapacaklardı. Ardından da temsili bir oturma eylemi gerçekleşecekti. Ancak o dakikalarda HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran HDP Batman Milletvekili parti genel merkezine geldi ve çelenk bırakan ailelerle bir gerginlik yaşandı. Bırakılan siyah çelengi atmak istedi. O sırada HDP milletvekiline aileler tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri devreye girdi. Tansiyon bir süreliğine düştü. Ancak yaklaşık yarım saat önce HDP genel merkezinde yine parti sözcüsü Ebru Günay bir basın açıklaması yapacaktı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde o açıklamanın ardındansa tansiyon yeniden yükseldi ve HDP genel merkezi önüne çevik kuvvet ekipleri gelerek müdahale ettiler. 6 kişinin gözaltına alındığını belirtelim. Şu dakikalarda HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır'da 976 gündür evlat nöbeti tutan aileleri temsilen 3 aile babası gelmişti. Onlar HDP Genel Merkezi önünden tansiyonun düşürülmesi için gönderildiler. Ancak güvenlik güçleri, polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri HDP Genel Merkezi ve etrafında yoğun güvenlik önlemlerine devam ediyorlar. Yer yer tansiyon yükseliyor. Yer yer polis müdahaleleri oluyor. Son bilgi olarak şunu da paylaşalım. Son yaşanan gerginlikten sonra, tansiyonun tırmanmasından sonra 6 partili isim gözaltına alındı Afşin Yurdakul. Bedircan Özbey, teşekkürler bilgiler için. Şimdi bu saat içerisinde değerli izleyiciler, konumuz bizim enflasyon olacak. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon %69.97 oldu. Hem enflasyon verilerini hem de enflasyonu artıran kalemleri, faktörleri konuşacağız. Gıda öne çıkıyor, böyle konuşuluyor. Neden böyle? Bunu da konuşacağız. Devam edecek 360 bu başlıkta. Konuklarımıza teşekkürler vakit ayırdıkları için. Şimdi konuşacağız onlarla. Ancak öncesinde bir çerçeveyi çizip aktaralım. TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyatları aylık %7.25, yıllık %69.97 arttı. Piyasanın merakla beklediği verilerdi bunlar. Nisan ayında beklenenin üzerinde geldi. Aylık %7'yi geçen artış yıllık bazda %70'e dayandı. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış aylık %7.67, yıllık %121.82'yi buldu. Enflasyon sepetinde yer alan 409 maddeden 337'sinin fiyatı arttı, 27'sinin düştü, 45 maddenin fiyatları aynı kaldı. Şimdi bunlar teknik tabii. Biz bunları açacağız birazdan konuklarımızla konuştuğumuzda. Çünkü enflasyon sepetinde ne var ne yok bizim vatandaş öyle herkesin aklında olmayabilir. Normal. Açacağız. Kuru soğan %69.30'la bir ayda fiyatı en çok artan ürün oldu. Onu %45.27 ile kıvırcık, %42.26 ile domates izledi. Fiyatı en çok düşenlerse %21.43 ile salatalık, %15.42 ile kabak, %8.12 ile bebek bezi oldu. Harcama gruplarında düşüş gösteren olmadı. En yüksek artışlar %13.38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7.43 ile konut ve %6.96 ile giyim ve ayakkabı olarak sıralandı. Burada da gördüğümüz üzere en yüksek artışlar içerisinde gıda bulunuyor. İşte gıda fiyatları enflasyon ilişkisini bu saat içerisinde konuşacağız. Kimlerle konuşacağız bu hiç de iç açıcı olmayan rakamları? Dünya Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz, Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayfer Gedikli ve Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'la hoş geldiniz. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olunuz. Öncelikle Şeref Bey sizinle başlayalım. Sonra da Ayfer Hanım sizden de yorum rica edeceğim. Enflasyon oranları, gıda fiyatıyla ilişkisi. Türkiye'yi nereye taşıyor beklenenin üzerinde artış? Dünyada nereye konumluyor Türkiye'yi enflasyon oranları açısından? Şeref Bey buyurun. Evet, açıkçası enflasyon konusunda eylemsizliğimizin varacağı nokta her ayın 3'ü ya da 5'i gibi zamanlarda enflasyonu konuşmak üzerinde yürüyecek. Bundan böyle ne zamana kadar? Enflasyondan kurtulmaya karar verdiğimiz süreye kadar. O yüzden enflasyonun giderek kademeli olarak yükselmesi bizi şaşırtır gibi gözükse de aslında kendi seyri içerisinde yürüyor.
Böyle çünkü karar vermediğimizi mi düşünüyorsunuz? Çünkü enflasyonla mücadele söylemle olmaz, eylemden olur ve bu eylem ufukta gözükmüyor. Hele ki daha önce de beraber bu kanaldan konuştuğumuz gibi sandığın, seçim sandığının ufukta gözüktüğü bir ortamda bir iktidara enflasyonla mücadelesi kolay değildir. Kaldı ki dünya konjonktüründe de her şey yukarıya doğru giderken. Burada gördüğümüz şudur, %120'lik bir enflasyon rakamı üreticide gördük. %70 tüketicide gördük. Şimdi aslında %70'i TÜİK'i esas bile alsak gölgedeki sıcaklık 70 derece ama hissedilen sıcaklık en akın rakamlarına bakıyoruz. %150'yi arttı. Ben bu rakamları bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum biliyor musunuz Evşin Hanım? Avşin Hanım, 1990'lı yıllardan. O dönemde bir endeksimiz vardı. HDTM endeksi, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı endeksi. Ve %156 oranına çıktığı zaman biz enflasyonu indirmek yerine bu endeksi ortadan kaldırdık. Hani ateşi düşüremeyen doktor dereceyi kırarmış hesabı ve 2001 krizine doğru bizi götürdü. Şimdiki ortama bakıyorum. Siz de saydığınız gibi özellikle gıdanın tetiklediği konut fiyatı ve açıkçası giyim ve ayakkabıların gayretiyle beraber tüketici enflasyonlar 70'i buldu. Ama bu 70 dediğimiz enflasyonu ENAG %150 açıklıyor. Bu da ayrı bir konu. Fakat asıl burada benim söylemek istediğim şu, enflasyon konusunda hiçbir adım atamaz isek, varılacağı nokta Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Mayıs'tan itibaren düşeceği değil, aksine bu zirvenin daha ilerlerde. Mesela Ekim ve Kasım aylarında yaptığımız hesaplara göre şöyle gösteriyor, Ekim ayında, Kasım ayında %90, 88-90 civarında zirve yapacağı. Ondan sonra ise atılacak adımlara bağlı olarak tedricen aşağı doğru inebilir. Şöyle söylüyorum, %120 olan üretici enflasyonu ile %70 olan tüketici enflasyonu TÜİK'in rakamlarını esas alsak dahi bir yerde kavuşacaklar. Çünkü hala üretici %120'lik bu maliyeti fiyatlarına yansıtamıyor. Bunu yavaş yavaş yansıtacak ve gidişat genelde şudur. Üretici fiyatları ikişer puan aşağı inerken tüketici fiyatların da birer puan yukarı çıktığı zaman 89-90'da bunlar buluşacaklar. Nedir bu teknik olarak? Peki bu geldikten sonra hiçbir şeye zam yapmasanız dahi, hiçbir şeye artık fiyatı artmasa dahi, ne petrolün varili ne aynı şekilde diğer girdiler, gıdada mesela yeni bir fiyat artışı olmasa dahi, enflasyon belki önümüzdeki dönemde aşağı doğru hızlı inecektir ama hayat pahalılığı, fiyatlar orada kalacaktır. Çünkü domates gördüğü fiyatı unutmuyor. Kira gördüğü yeri unutmuyor. Ve o çerçeveye baktığımız zaman bundan sonraki enflasyonun hiper enflasyon kısmını konuşmaya devam etmiş olacağız. Peki, teşekkürler. Ayfer Hanım, aslında size de geçmeden tekrar bu bilgileri ekrana yansıtalım, çerçeveyi hatırlatmak adına. Sonra da sizin yorumunuza dönmek istiyorum. Nisan ayı enflasyonu ile ilgili bir hatırlatalım arkadaşlar ekranda. Aylık ve yıllık olarak değişimi 7.25, 7.67, yıllıkta %69.97 TÜFE, %121.82. Şeref Bey de hatırlattı. Bunlar TÜİK rakamları. ENAG çok daha yüksek rakamlar buluyor. Zaten Türkiye'de açıkçası istatistikler konusunda da toplumun net açık bir fikre sahip olması daha çok önemli haliyle. Çünkü bunlar vatandaşlık hakkıdır. Nedir ülkedeki durum, ne değildir bunu anlamak açısından da işaret ettiğini düşünüyorum. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim ekrana gelebilir mi? Hangi kalemler artışa etki ediyor? Bunun da yansımasını görmüş oluruz böylece. Gelebilir mi? TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişimi arkadaşlar. Farklı kalemleri göreceğiz şimdi bunun içerisinde. Ulaştırmadan tutun da belki bir ankajeyi almaya gerek var mı? Evet. Ulaştırmadan haberleşmeye kadar buradaki artış da izlenebiliyor bu grafikten. Yine biz özellikle gıda üzerinde duracağız şimdi konuklarımızla da konuşurken. Nisan'da en çok fiyatı artan ürünler içerisine baktığımızda yine farklı tüketilen gıda maddelerini görebiliyoruz. O da ekrana gelirse hızla bakalım hangi kalemler etkiliyor diye konuştuk çünkü üstüne. Ve en çok fiyatı düşenler var. Ekrana yansıtabilirsek bir taraftan da aslında konumuzda dinlerken, Ayfer Hanım'da dinlerken görebiliriz bu grafikleri. Buyurun Ayfer Hanım. Şimdi tabii
Aslında hem yerelden hem uluslararası platformda meydana gelen değişiklikler Türkiye'nin mevcut enflasyon dinamiklerini inanılmaz şekilde etkiliyor. Bir iki kelimeyle isterseniz dışarıdan başlayayım, sonra Türkiye'ye doğru döndürmek belki biraz daha anlamlı olacak. Sonuçta pandemi öncesi döneminden başlayan giderek kötüleşen bir küresel ekonomi vardı. Pandemi döneminde 2 yıla yakın bir süre tamamen sistemler kapandı. Ondan sonra sistemler tekrar açılmaya başlandığında hemen arkasından da bir Ukrayna krizi geldi. Tabii bu süre içerisinde küresel tedarik zinciri kırıldı Avşin Hanım. Ve Türkiye gibi üretim kaynakları esnasında, yani üretim girdilerinin çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal eden ülkeler açısından da ham madde ve ara mal girdileri noktasında önemli kesintiler ve bulunan malların da fiyatlarına giderek yükselmesiyle alakalı bir üretim maliyeti artışı da söz konusu oldu. Mesela bugün geldiğimiz noktada Çin tekrar kapanmaya gidiyor ve maalesef bir tedarik zincirine yeniden bir kere daha kesintiye uğramasıyla alakalı ciddi kaygılı bir dönemin içerisine giriyoruz. Dolayısıyla sadece gıda sektöründe değil, aslında birçok üretim kanalında, sanayi sektöründe ya da diğer birçok alanlarda maalesef ki ham madde ve ara mal girdilerinde yaşanan bu kesintilerde meydana gelen fiyat artışları doğal olarak üretim maliyetlerinin artmasına sebep olacak. Ve bu da bir süre sonra üretim fiyatlarının tabii ki daha da katlanarak yükselmesine yol açacak. Ben birkaç not aldım, izniniz olursa onları ifade etmek isterim. Mesela... ara mal girdisinde %122.65 oranında bir fiyat artışı var. Enerji girdilerinde %229.68 ve sermaye malı girdisinde %77 oranında bir artıştan söz ediyoruz. Tabii ki bunların üretim kademelerinde üretim faktörü olarak girdilerinin toplanarak ondan sonra üretimin gerçekleşmesi ve üretim maliyetlerinin sonucunda bir fiyatlamanın yapılması ve bunu da piyasaya belli bir karla arz edilmesi esnasında doğal olarak fiyatlar katlanarak devam edecek. Bu işin bir tarafı. Bir de biz uzun yıllar boyunca sürekli enerji arz güvenliğini düşündük ve gerçekten de enerji arz güvenliği bir ülkenin özgürlüğü açısından, bağımsızlığı açısından, bağımsız ekonomi politikaları oluşturması açısından çok önemliydi. Ama gıda arz güvenliği uzun süre boyunca tıpkı birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok uzun süre ihmal edildi ve... Bilhassa işte tarım ürünlerinin üretimi esnasında ortaya çıkabilecek olan maliyetlerle ithal olarak alınması durumunda ortaya çıkacak maliyetler basitçe matematiksel olarak mukayese edildi. Ve işte Ukrayna'dan ithal edilecek olan buğdayın Türkiye'de üretilmesinden daha ucuz olacağı şeklinde matematiksel bir hesaplamayla tercihler hep ithalden yana kullanıldı. Oysa ki tıpkı enerji arz güvenliğinde olduğu gibi gıda güvenliği de bir ülkenin önemli güvenlik alanlarından bir tanesi olması lazım. Bu süre içerisinde bilhassa son yıllarda maalesef biz Anadolu'da yerli tohumlardan ziyade ithal tohum kullanmaya başladık. Üretimi arttırması için daha çok kimyasal gübre ve yurt dışından ithal ettiğimiz kimyasal gübreleri kullanmaya başladık. Dolayısıyla baktığınızda gerçekten de tarım sektöründe üretim girdileri bu taraflarıyla daha yükselmeye başladı. Ve tabii üretim girdileri yükselince, tarım ürünleri de pahalılaşmaya başlayınca bu sefer hani ithal etmenin daha uygun koşullarda olabileceğine dair bir algı da ortaya çıktı ve sektör tamamıyla biraz daha böyle hani arka plana itilmeye başlandı diğer sektörlere göre. Şimdi Ukrayna'dan ve diğer ucuz tarımsal ürün ithal ettiğimiz ülkelerden bu ithalat süreci devam ettiği sürece çok büyük bir problem yaşamadık ama bir baktık ki karşımıza işte hemen pandeminin arkasından bir Ukrayna krizi patladı ve işte özellikle ham madde ve işte sebze meyve tedarik ettiğimiz ülkelerden bu anlamda ithalatımızda önemli bir kesintinin ortaya çıkmasıyla birlikte hadi artık biz bunu üretelim dediğimizde hem bir taraftan talebe karşılayacak olan arz düzeyinin hızlıca yükselememesi hem de Türkiye'deki mevcut dinamiklerle tarımsal üretimin yeterince onu karşılayacak durumda olmaması dolayısıyla böyle bir handikapla karşı karşıya kaldık ve maalesef ki gıda fiyatları dört nala ilerlemeye başladı, yükselmeye başladı. Şimdi bir tarafıyla dediğim gibi ham madde girdilerinin, ara mal girdilerinin, sermaye girdilerinin yükseliyor olması, öbür taraftan yeterince talebi karşılayacak düzeyde arzın meydana gelmemesi enflasyonun biraz daha hızlanarak yükselmesine sebep olurken bir taraftan da beklentiler enflasyonun yükselmesini de aslında güçlendirmeye başladı. Çünkü beklenti kanalının daha yüksek enflasyon olacağını dair bir fikrin oluşturması insanlarda daha fazla tüketimin öne doğru çekilmesine sebep oldu. Yani şöyle düşünün, işte elimde benim param var, param değer kaybediyor, yabancı para karşısında fiyatlar da koşuyor. Ben hemen gidip bir an önce araba almalıyım, bir an önce şu ihtiyacım var, işte market alışverişimi yapmalıyım falan derken bu şekilde insanlar tüketimi de öne çekerek enflasyonun zaten yükselmekte olan enflasyonun beklenti kalanıyla beraber daha da hızlı bir şekilde yükselmesine doğru sebep oldular. Maalesef ortaya böyle bir tablo çıktı ve işte hem gıda tarafıyla hem enerji tarafıyla hem madde girdisi, ham madde girdi ve ara mal tarafıyla çift taraflı olarak devam eden bir enflasyon yükseliş trendlerinde maalesef ki girmiş bulunuyoruz. Ayfer Hanım,
Tedarik zincirinin kırılmasından, pandemiden, Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden bahsettiniz. Tedarik zinciri bizim gibi işte ithalat yapan başka ülkeleri de etkiliyor. Ukrayna Savaşı yine bizim durumumuzdaki başka ülkeleri de etkiliyor. Ama bizde enflasyon %70. O neden? Evet. Yani aslında bu tabii birçok parametrenin bir toplamı. Yani sadece işte içinden cımızla sadece işte bunu tercih edelim ve bunun durumunda, bu durumda işte Türkiye'deki %70'tir, öteki %50'dir falan diye bir durum söz konusu değil. Zaten Türkiye'nin başka taraflardan devam ede gelen diğer enflasyon dinamikleri de vardı. Biz içinden cımızla bir enerji, bir de gıdayı çekerek ifade ediyoruz ama bu anlamda enflasyonla ilgili konuları tartışırken aslında para politikalarını, maliye politikalarını, genel anlamda ekonominin gidişatını ve birçok diğer parametreyle beraber ele almak gerekiyor. Bu taraflarla baktığımızda Türkiye'nin dinamikleri son birkaç yıldan beri aslında çok iyi sinyaller vermiyordu. Aslında bu bir çıktı. Yani bir, yaklaşık bir işte 8-10 yıldan beri devam etmekte olan bir takım politikaların sonucunda yavaş yavaş gelen ama daha sonrasında her seferinde katlanarak devam eden bir maalesef ki çıktıydı, ortaya koydu. O yüzden yani sadece bizdeki efendim işte bizdeki gıda böyle, onlardaki gıda böyle, niye bizdeki %70 şeklinde çok basit matematiksel birebir denkleme yapmaya çok mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası'nın tercih ettiği para politikalarından tutun da uygulanan maliye politikalarına kadar, üretim kanallarına kadar, üretim miktarına kadar, nüfusa kadar, talebe kadar birçok şey çok farklı. Her ülkenin kendi dinamikleri birbirlerinden farklı. Ve Türkiye'de şu anda hani az önce Şeref Bey'in ifade ettiği gibi şeye doğru gidiyor, seçime doğru giden bir ekonomiyiz. Ve hiçbir siyasi parti, hiçbir yani hani politika üreten hiçbir parti seçime yakın bir dönemde acı reçeteyi sunarak bu şekilde enflasyonu baskılayıcı sert tedbirler uygulamak istemeyecektir. Çünkü zaten enflasyon yüksekken, örnek veriyorum, insanları enflasyona karşı ezdirmemek için alınacak olan asgari ücretlere karşı zam politikası esasında maalesef ki bir tarafıyla da enflasyonu körükleyen bir problemdir. Çünkü işte marjinal tüketim eğilimi yüksek olan en düşük gelirli grup daha çok tüketmeye meyledecek ve daha çok harcayacak ve daha çok tüketimle beraber daha fazla enflasyona çıkacak. Ama tabii bu makro ilişkiyi ortaya koyarak efendim işte nasıl olsa bu enflasyonu körükleyecek, o zaman biz alt gelire ya da asgari ücrete maaş zammı vermeyelim demek, o zaten çok büyük bir şey olur. Yani toplum açısından çok ciddi reaktif politikaları da ortaya koyabilir maalesef. O yüzden hani maalesef şu dönemde çok fazla şey değil yani. Siyasi ve yani siyasi ve ekonomik dengelere bakarak yaptığınız bu analizde Türkiye'nin seçime gittiği için acı reçeteyi tercih etmemesi mi enflasyonun önemli yani, iticilerinden biri olarak görünüyor size? Çünkü yani şu açıdan soruyorum, yani dünyada bir sürü ülke var Türkiye gibi. Onlar da ithalat yapıyorlar, onlar da etkileniyorlar tedarik zincirinin kırılmasından. Onların da içlerinde tartışma var, nasıl yapsınlar, ekonomiyi nasıl yönetsinler diye. İşte Merkez Bankası para politikaları daha farklı, faizle ilgili tercihleri Türkiye'den daha farklı. Zaten Türkiye dünyada enflasyonla baş etmeye çalışan ülkelerin yapmadığını yaptığı için bu kadar tartışılıyor ekonomi yönetiminde, malumunuz. Dolayısıyla seçim takviminin etkisi mi var bu işte? Yani tabii doğrudan sadece bundan dolayıdır demek, tek başına onu bir gerekçe olarak göstermek elbette çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ama sebeplerden bir tanesinin bu olduğunu ifade etmek herhalde çok yanlış olmayacak. Çünkü somut olarak enflasyonla, yani bu seviyede bir enflasyonla mücadele etmek için alacağınız tedbirler herkes açısından biraz zorlayıcı olabilir. Yani işte toplumun her kademesini etkileyecek daha katı işte para politikaları, daha nasıl sıkılaştırıcı maliye politikaları ciddi anlamda ekonomide bir herkes açısından biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü her enflasyon politikası, enflasyonla mücadele politikası arkasından işsizlikle alakalı, istihdamla alakalı negatif bir tabloyu ortaya koyar. Milli gelirin azalmasıyla alakalı bir süreci ortaya koyar. Yani şey düşünün, işte ağır enfeksiyon geçiren bir hastanız var. Antibiyotik tedavisi uygulamak zorundasınız. Ağır bir antibiyotik tedavisi uygulamak zorundasınız ama bu böbreklerine zarar verecek. Evet. Mecburen uygulamak zorundasınız. Yani bunun gibi düşünün. Sonuçta dolayısıyla uygulanacak olan politikalar herkes açısından belki bir miktar zorlayıcı olabilir. Ne olaydı? Enflasyon daha küçük seviyelerdeyken yapılacak olan tedbirler daha fine tuning dediğiniz ince ayarlar olabilirdi. Bu seviyedeki bir enflasyonla mücadele daha somut para ve maliye politikalarını gerektirir maalesef. Ayfer Hanım, siz ağır enfeksiyon geçiren dediniz örnek verirken, ben bir an enfeksiyon dediğinizi enflasyon diye duydum. Dedim ki evet, memleketçe ağır enflasyon geçiriyoruz. Tam kulağıma öyle geldi o. İşte yani bize de... Derslerde metafor yaparak öğrencilere evet. anlatmayı çok severiz. Çünkü başka evet. türlü algılayamıyorlar çok ama böyle basit evet. metaforlarla iletişim daha kolay oluyor. Ben de öyle algıladım.
Efendim, ben de öyle algıladım çünkü insanın zihni neye hatırsa kulağı da onu duyuyor. Doğru valla, evet. Benim zihnim de onu hazırdı. Enflasyon yüksekken ne diyelim şimdi, rakamlar ortada. Ali Ekber Yıldırım, size teşekkür ediyorum. İşin ekonomik analiz kısmını zarafetle, sabırla dinlediniz. Ben gıda fiyatlarının bu enflasyon oranlarına, bizim enflasyon oranımıza nasıl etkilediğini sizden de dinlemek isterim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hem Şeref Bey'e hem Ayfer Hoca'ya. Ben Ayfer Hoca'nın bıraktığı yerden söyleyeyim. Aslında her ay biz enflasyon verileri açıklandığında şuna benzetiyorum ben. Hani dönemsel olarak öğrencilere karne veriliyor ya, karneye bakıyorsunuz birçok kırık var. Aslında karne bir sonuç. Yani biz ayın sonunda bakıyoruz. Ya bu enflasyon çok yüksek. Neden? Çünkü yapılması gereken birçok şeyin yapılmadığını, öğrencinin dersine yeterince çalışmadığını, verilen ödevleri yapmadığını, bunların hepsinin sonunda bakıyoruz. Ya bu karne yine zayıf geldi. Her seferinde zayıflar artıyor. Biz ona nasıl çözüm buluruz diye biz konuşuyoruz ama asıl çözüm üretmesi gerekenler ne yazık ki bunu yeterince yapmıyorlar. Yine hem Şeref Bey söyledi hem Ayfer Hanım söyledi. Yani bunun tek bir nedeni yok. Ama sahaya baktığımızda aslında çok uzun bir zamandır ciddi bir problem olduğu zaten pandemiden önce de gündemdeydi ve tarımla ilgili mutlaka belli adımlar atmamız gerektiği ortadaydı. Yani buradaki temel sorun bir kez üretimden başlıyor. Yani yine Ayfer Hoca değindi, tohumdan başlıyor aslında. Yani tohum, kullandığınız tohumdan başlayarak sofraya kadar olan sürecin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Yanlış tarım politikası, yanlış dış ticaret politikası, günü kurtarma politikası, yani bizim kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız, programlarımız ne yazık ki yok. Dolayısıyla biz hep şunu bekliyoruz. Biz derken tabii hükümetler açısından söylüyorum. Yani bir sorun çıksın, bir kriz çıksın, biz onu çözmeye çalışalım. Halbuki bu sorun çıkmadan önce, kriz çıkmadan önce eğer biz bunu 1 liraya çözüyorsak, sorun çıktıktan sonra 100 liraya çözemiyoruz ne yazık ki. Tarımda baktığımızda uzun bir zamandır, yani 2008'de bütün dünyada yaşanan gıda krizinden hiç ders almadığımızı görüyoruz. O dönemde de bütün dünyada gıda fiyatları çok yükseldi. Türkiye'de 2 yıl üst üste kuraklık oldu, sonrasında önemli sorunlar oldu. Üretici her sene giderek üretimden biraz daha uzaklaştırılıyor. Yapılan ithalatlar üreticiyi tarladan, üretimden uzaklaştırıyor. İşte çiftçinin yani sosyal güvencesi yok. Sadece 2021 yılında 1426 liralık bağ kur primini ödemediği için 75 bin çiftçi sistemin dışına çıktı. Yani bu 1426 lirayı bir ayda ödemeyecek olan çiftçiden biz diyoruz ki hani sen üretime devam et, bu üretimle bizi doyur, enflasyon da artmasın, gıda enflasyonu da artmasın. Ama çiftçinin üretim yaparken kullandığı girdilere bakıyoruz. Bir kez bu girdilerin neredeyse tamamı dışa bağımlı. Yani mazotu dışarıdan alıyoruz, gübreyi dışarıdan alıyoruz, zirai ilacın büyük bölümünü dışarıdan alıyoruz, enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Bir yandan da bizi, hani biraz önce sordunuz siz, diğer ülkeler de ithalat yapıyor. Doğru, ama bizim bir de maliye politikaları nedeniyle dövizdeki artıştan dolayı çok ciddi yükselmeler, çok ciddi sıkıntılar oluyor. Üretim bölgesine baktığımız zaman üretim bölgesiyle tüketim bölgesi arasındaki mesafeler o kadar uzaklaştı ki. Yani şu an Nisan döneminde, işte Nisan enflasyonunu konuşuyoruz. Nisan dönemindeki üretimin çok büyük büyük bir bölümü Akdeniz çanağı dediğimiz, yani Mersin, Antalya, bir bölümü belki İzmir, son yıllarda biraz Afyon'daki seralarda üretilen ürünler bunlar. Biz bu ürünleri oradan İstanbul'a, Ankara'ya taşıdığımız zaman çok ciddi bir lojistik maliyeti ortaya çıkıyor, taşıma maliyeti ortaya çıkıyor ve fiyatları kontrol etmek gerçekten çok sıkıntılı, çok zor. Ve bir de yaşanan sorunu kabul etmemek. Hani Ayfer Hoca söyledi ya, bir ağır enfeksiyon var ama hasta hastalığını kabul etmiyor. Hayır, ben Türk gibiyim, hiçbir şeyim yok diyor. Oysa hastalık var ortada, ona bir çözüm bulmamız gerekiyor. Biz her seferinde üretim azalıyor, çiftçi üretimden uzaklaşıyor dedikçe Tarım Bakanları hep şunu söylediler. Ya Türkiye'de tarım problemi yok, algı yaratılıyor. İşte Türkiye'de
birileri hükümeti zor duruma düşürmek istiyor. İstiyor. Bunun için bunlar söyleniyor diye. Ama geldiğimiz nokta asıl hükümeti zor duruma düşüren bu yanlış politikalar ve enflasyon. %70'e dayanmış bir enflasyon. Gıdada %90'a dayanmış bir enflasyon. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı var. Bunu kabul etmek gerekiyor öncelikle. Ve tarımdan başlayarak, yani biz hep sonuç üzerinden tartışıyoruz. Bunu çok tekrarlıyorum belki ama yani mesela bundan önceki Tarım Bakanımız diyordu ki ya paramız var ki ithal ediyoruz. Ama bugün paramız olsa bile bulamayabiliriz diye bir bakan göreve geldi. Aynı hükümetin, aynı partinin mensubu bakan. Birisi diyor ki paramız var ki ithal ederiz deyip tamamen ithalata dayalı bir politika. Yeni gelen bakan diyor ki paramız olsa da bulamayabiliriz. Gerçekten de öyle. Paramız olsa bile bulamayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ve Türkiye gibi bu kadar tarımsal potansiyeli yüksek olan her havzasında o kadar farklı ürünlerin yetiştiği bir ülkenin böyle bir dönemde bu kadar dünyanın en yüksek enflasyonlarını yaşaması ben birinci derecede yanlış politikalarda buluyorum. Politikasızlıktan buluyorum, planlama eksikliğinden buluyorum. En önemlisi de böyle bir dönemde bakın pandemi başladı. Birçok ülke tarıma çok ciddi destekler sağladı. Daha ilk günlerinde Amerika bir seferde 19 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Tamam bizim bütçemiz paramız Amerika kadar yok ama biz de Amerika en azından... Amerika neye verdi o teşviki? Nasıl kullanılıyor? Biz de yaptık mı benzer bir şeyler? Afşin Hanım şöyle 19 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Bunun 12 milyar dolarını çiftçilere üretimi devam ettirmeleri için işte girdi fiyatlarındaki bu artışı önlemek için oraya harcadı. Kalanını da bu ürünleri satanlara bile destek oldu. Yani tarım ürünlerini pazarlayanlar sizin lojistik maliyetiniz, taşıma maliyetleriniz arttı. Bunu değerlendirmek için, karşılamak için bunu karşıladı. Türkiye'de destek olmadı hemen hemen, hiç olmadı. Yani en son Sayın Cumhurbaşkanı 5 üründe bir destek paketi, ek destek paketi açıkladı. Sadece 5 üründe dekar başına 50 lira mazot ve gübre desteği verildi. 50 lira dediğiniz bugün 2 litre mazot alabiliyorsunuz. Bakın Hindistan, yani gübre en çok fiyatı artan gübre. %300 ile %400 oranda fiyatı arttı. 2021 yılında Hindistan bir karar aldı. Gübre fiyatlarını çiftçi açısından dondurdu. Dedi ki bundan sonra artan fiyatları devlet olarak biz karşılayacağız, çiftçiye yansıtmayacağız. Oradaki çiftçi üretime devam etti. Ama bizde üretici diyor ki ben geçen sene tonu 3 bin liraya aldığım gübreyi şu anda 12 bin lira, bir ara 17 bin liraya alıyordu. Mazot 6,5-7 liraydı, bugün 22 lira. Ben diyor bu maliyetle bu üretimi yapıp kaç liradan satarsam ancak bu işi sürdürebilirim diye bunun hesabını yapıyor ve diyor ki ya üretmesem daha karlı olurum. Bu nedenle birçok üretici şeyden çekildi. Ayrıca 2021'de biliyorsunuz ciddi bir kuraklık oldu. Yani Güneydoğu'da, İç Anadolu'da buğday üretimi son 14 yılın en düşük seviyesine indi. Arpa'da son 32 yılın en düşük seviyesi. Nohut ve mercimekte %25-%30 üretim azaldı. Bugün yine aynı sıkıntı var. Güneydoğu'da yine kuraklık riski çok büyük. Ve bununla ilgili bir somut adım atılmadığı gibi Türkiye'de kuraklıkla ilgili çalışma yapan Konya'da Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü var. Onun arazileri yani kuraklıkla ilgili çeşit çalışan, tohum geliştiren merkezin arazileri TOKİ'ye devredildi. Ya böyle bir anlayışla zaten bizim hani yüksek enflasyonu yaşamamamız sürpriz olurdu açıkçası. Ali Ekber Bey siz de hep olumsuz şeyleri söylüyorsunuz. Aslında o ya, kadar değil Afşin Hanım. Hayır olur mu öyle şey? Hayır çok samimiyetle söylüyorum ve ben olumsuz onu espriyle söylüyorum. Ben olumsuz şeylerin konuşulmasından hiç de eksik yedik olmadan konuşulmasından yanayım. Biliyorsunuz çok program yaptık sizinle. Evet, başka evet. Türlü sağlıklı bir ulusal tartışma kurmak mümkün değil. Bunlar hepimizin sorunu yani. Biz hepimizin sofrasını kesesini konuşuyoruz. Bir cümleyle şunu söyleyeyim Afşin Hanım. Geçen gün Eskişehir'de sanayi odasında bir konuşma yaptım. Bir baktım ki salonda beni dinleyenler benden daha karamsar. Ya umutsuz olmayın.
umutlu olmak zorundayım. Hayır, ben bunu onlara... tamamen ironik söyledim. Şimdi izleyicilerimiz de der ki aa, olumlu de, bir şey göstermeye çalışıyor. Hayır, olumluysa olumlu, değilse söyledim. Değil. Yani yetişkin toplumlar olumluydu, olumsuzla rahat konuşabilmeli. Şimdi Ali Ekber Bey, ben size şunu da soracağım. Ondan sonra Şeref Bey'in az sesini duydum. Biz programda ona döneceğim. Şimdi bugün şöyle söyleyeyim, belki daha çarpıcı olur. Bu saat itibariyle bizim memleketin gündemi kuru soğan. Çünkü en yüksek artış onda. Biz onu konuşuyoruz aslında. Evet. Ya Türkiye'nin gündemi kuru soğan şu anda. Biz de onu konuşuyoruz. Gıda fiyatları nasıl düşecek? Şimdi siz dinlerken aklımda şu var. Bir kısa vadede yapılacaklar var. Bir de orta uzun vadede yapılacaklar var. Anladığım kadarıyla gıda politikası, tarım politikası bunlar kısa dönemde bizim manevra yapabileceğimiz alanlar değiller. Ama para politikası, maliye politikası bunlar daha farklı takvimde ve ölçekte işliyorlar. Şimdi ben size dolayısıyla o kısa vadede gıdada bir şey yapılabilir mi yapılamaz mı onu sormak istiyorum. Uzun vadede Türkiye'nin gerçekten şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Anadolu'dasın, dünyanın en verimli topraklarındasın, böyle bir durumla karşı karşıyasın. Acaba niye? Şimdi bu uzun vadeli bir soru. Şu an için ne yapılabilir? Sonra da belki kısa orta vadede Ayfer Hanım'dan, Şeref Bey'den destek alırız. Para politikasında, maliye politikasında nasıl yol alınmalı ki işte gündemimiz enflasyon arttı değil, enflasyon düştü olsun. İnşallah bir gün yakında. Buyurun. Afşin Hanım, kısa vadede yapılacak en önemli şey şu anda tüketicinin olduğu gibi üreticinin de morali çok bozuk. Yani birincisi çiftçinin bu üretimi yaptığı için bir morale ihtiyacı var. Yani sattığı üründen para kazanması ve üretimini sürdürmesi, daha doğrusu yaşamını sürdürmesi için mutlaka çiftçiye para kazanacağı bir sistemin kurulması lazım. Yani soğanda niye bu kadar fiyat artışı oldu? Çünkü mevsimsel olarak tam geçiş dönemi. Yeni dönem bizim kısa gün soğanı dediğimiz, hani kısa vadede hasat edilip tüketilen, stoklanamayan soğanın hasadında bir gecikme oldu. Hatta Adana bölgesinde işte aşırı soğuk nedeniyle donmalar oldu ve bu hasat yapılamadı. Bu nedenle de ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Bu çok geçmişte de yaşadığımız bir durum. Bu hani çözülemeyecek bir sorun değil. Ama şu anda çiftçi ya belli ürünlerde en azından bir ürün alım garantisi verileceğini, bir fiyat garantisi verileceğinin açıklanması lazım. Bunu aslında Sayın Cumhurbaşkanı şeker pancarı için yaptı. Çünkü şeker pancarı üretimden ciddi bir uzaklaşma vardı. Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki geçen sene 420 lira olan şeker pancarı alım fiyatını biz 2022 yılı için 800 liraya çıkarıyoruz dedi. Daha sonra da bu 1000 liraya çıkarıldı. Şimdi şeker pancarı üreten bir çiftçi diyor ki benim önümde bir fiyat var. Ben pancar üretirsem 1000 liradan satacağım. Yani böyle bir önünü görebileceği bir fiyat var. Evet. Ama diğer ürünlerde bu yok. Şu anda buğday hasadına işte 15-20 gün kaldı. Hala buğday fiyatını bilmiyor. Arpa fiyatını bilmiyor. Dolayısıyla öncelikle çiftçinin önünü görebileceği bir kısa vadeli programın açıklanması lazım. Veya ürün garantisi, alım garantisi verilmesi gerekiyor. Ve çiftçiye moral vererek sizin ürettiğiniz her ürünü biz değerinde alacağız demesi lazım. Yoksa işte buğdayda gidip de yurt dışından tonunu 6000 liraya alıp kendi çiftçinize 2250 lira fiyat verirseniz üretimi arttıramazsınız. Çiftçiye moral veremezsiniz. Orta vadede tabii mutlaka havza bazında, ki daha önce hazırlandı bu model, havza bazında üretimin planlanması, desteklerin tarım kanununda yazdığı gibi gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar olması gerekiyor. Türkiye'de tarımda marka yaratmamız gerekiyor. Daha uzun vadede coğrafi işareti daha etkin, evet, daha aktif kullanmamız gerekiyor. Yani yapılacak, evet, çok şey var ama tarım politikası, dış ticaret politikası, maliye ve para politikasının mutlaka birlikte ele alınması, peki, lazım. Son söz olarak da eğer biz şunu söylüyorsak tarım en az savunma sanayi kadar önemli. Savunma sanayine verdiğimiz destek ve kaynağın en az yarısı kadar tarıma da vermemiz gerekiyor. Bu bizim gıdamız, bu bizim yaşam kaynağımız. Valla 360'da geçmişte bu programlarda hep söyledik, yeri geldiğinde tekrar hatırlatayım. Tarihe kayıt ya da gök kubbede hoş bir seda olarak kalsın. Yani gıda güvenliği bir ulusal güvenlik meselesidir. Biz buna böyle bakmak zorundayız. Evet. Dünya çok değişiyor. Yani bu iklim konusu, nüfus konusu, savaşlar ve tedarik zinciri meselesi, bunlar hatırlatmıyorsa artık ne hatırlatacak bize? Yani gıda güvenliği bir ulusal güvenlik meselesidir. Dünyada da böyle yaklaşanlar karlı çıkacak.
Doktor Şeref Oğuz, buyurunuz. Bizim 8 dakikamız var. Eşit bölüşelim Şeref Bey, Ayfer Hanım. Dedik ki entegre gitmesi lazım bu politikaların. Evet. Ne yapılabilir maliyede, para politikasında biraz rahatlasın diye ülke? Ali Ekber Bey'in bıraktığı yerden orta ve uzun vadeliye sıçrarsak şunu söylüyorum. Öncelikle yapılması gerekenleri sordu. Belki de yapılmaması gerekenleri de Ali Ekber Bey'e sormak lazım. İşte bu hatalardan en azından vazgeçmek noktasında. Şimdi bu hükümetin para politikası konusundaki attığı adımlar bizi şuraya götürdü. Biz hükümet biliyorsunuz faiz sebep enflasyon sonuç diye bir şey uyguluyordu. Ki buna heterodoks dedik. Öncelikle bu bir bakıma doğru çıktı Avşin Yurdakul. Şöyle doğru çıktı. Faiz sebep enflasyon sonuç dedik ama faiz ısrarı sebep oldu, hiperenflasyon da sonucu oldu. Neden? Çünkü biz bu çerçeve içerisinde heterodoks dedik, onların içerisinde eklektik yapılar, yani istediğin gibi kafana göre takıl politikalarıyla cari fazla üretecektik. En son veri bugün açıklandı. %92 oranında dış ticaret açığımız arttı ve şu anda 32 milyar dolar bir açığımız var fazla olması gerekirken. Ve devamında faiz konusu artık çok gerilerde kaldı. Bundan sonra isterse Merkez Bankası faizleri artırsın, eksilsin, o kendi sorunudur. Kendi kendine oyalanabilir ama bundan sonra enflasyonu aşağı indirme konusunda geç kalmış bir adımdır. Doları yukarıya doğru çıkarma noktasında atılan adım doğruydu. Doları baskı altında tutmak, yani belli yerde tutmanın maliyetini henüz bilmiyoruz ama buna rağmen, baskıya rağmen %10.2 oranında dolar da tırmandı. Ve aşağı doğru inecek mi diye sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Fed'in 25 puanlık artışları 50 puanlara yükselttiği ve dışarıdan gelecek olan dolar etkisinin daha da artacağı, artı emtia fiyatlarının, enerji fiyatlarının bu kadar dalgalı olduğu bir yerde Türkiye mutlaka bu para politikasını eski düzlemine getirmek zorundadır. Faizi nasıl olarak kabul ediyoruz ve indirmek amacıyla yükseltmiyoruz. Yükseltmiyoruz da neticede tek hanelerden üç hanelere gidiyoruz. Savaş pek çok ülkeyi etkiledi. Enerji fiyatları her ülkenin başının derdinde. Korona hepimizin başına dünyada ama onların enflasyonu tek hane. Bizimki üç hane ise burada çok temel bazı yanlışlar vardır. Çünkü ortada bir para politikamız yok. Önümüzdeki dönemde de şunu görüyorum. Herkes enflasyon külfetini bir başkasının üstüne devretmek için enteresan bir talep içerisinde bir gayretleri var. Bu da şunu gösteriyor. Bu külfet en sonunda gelecek bu ekonominin toplamı üzerinde bir yük olacak. O yüzden atılacak olan her adımda enflasyon belasından bireysel olarak kurtulmak yerine alınması gereken tedbirlere dönmemiz lazım. Gıdadan söz ettik. Gıdada yapılacak olacakları biliyoruz. Açıkçası enerjide yapılacakları biliyoruz. Fakat TÜİK'e ben bakıyorum. Her bu enflasyon rakamında aynı zokayı yutuyoruz. Affedersin kendim için söylüyorum. Aynı hataya düşüyoruz. Bu bizim TÜİK sürekli geri kalan saat gibi. Ne yapıyor? Her daima geri gösteriyor. TÜİK olmasa belki günde iki kere gene enflasyonu doğru gösterecek. Ve hal böyle olduğu zaman ne yapıyoruz? Arada güncelleme yapıyor. Enflasyonu şuradan şuraya aldım, buradan buraya aldım ama enflasyonu aşağı çekmek söylemle değil, eylemle olur ve bu eylemlerde ne yazık ki çok uzağız. Yapılacaklar biliniyor. Herkes bunu biliyor. Aslında hükümet de biliyor ama dediğim gibi enflasyonun indirebilmesi için acı reçete var. Enflasyon kemer sıkmaktır. Enflasyon külfet demektir ve sanıyorum enflasyonu biz konuşacağız ama çözme imkanı seçimden kim çıkarsa çıksın onun sorumluluğunda ve onun gayretiyle ancak mümkün olabilecektir. Teşekkür ederim Ayfer Hanım, buyurun. Sizin de son sözlerinizi diyelim. Birkaç dakikamız var. Peki efendim, ben çok teşekkür ederim. Hem Ali Ekber Bey hem Şeref Bey belli noktalara dokundular. Ben birkaç eksik falan ya da altı çok iyi çizilmemiş birkaç husus üzerinden geçeyim isterseniz. Şimdi öncelikle gıdadan başlamak isterim. Hemen bugünden yarına yapılabilecek şeyler, yani işte kısa vadede yapılacaklar, orta vade ve uzun vadede neler yapabiliriz? Şimdi sonuçta hepimizin aslında artık inkar edemeyeceği bir gerçek. Market alışverişlerinde hepimiz inanılmaz derecede üzülerek küçük paketlerle çıkıyoruz. O zaman gıda fiyatlarına yönelik yapılması gereken neler var? Hiç değilse sebze meyve noktasında neler yapılabilir diye düşündüğümüzde ben başka ülkelerin yaptığı uygulamalara baktım. Bazı ülkelerde, Amerika'dan başlamak üzere Avrupa'da bazı ülkeler ihracat noktasında, tarım ürünlerinin ihracatında önemli bir takım yavaşlamalara gitti. Yani hani iç tüketimin ihtiyacını öncelikle gidermek ve daha sonrasında ihracata yönelmek noktasında bir takım tedbirler almaya başladılar. Tabii ki bu küresel ekonomide açık piyasa uygulamalarında ya da neoliberal iktisada çok yakın gelmeyen, kulağa tırmalayan gibi görünen bu durum esasında şu mücbir durumlar karşısında belki de
uygulanması gereken en hızlı politikalardan bir tanesi. Genel anlamda baktığınızda ihracat kalemlerimizin arasında tarım ürünleri ihracatı bizim çok güçlü olmadığımız bir alan. Ama buna karşılık içeride fiyatlar koşarak yükseliyor. Hiç değilse ihracata ayrılan tarım ürünlerinin belli bir kısmını iç tüketime yöneltecek olursak piyasadaki ürün miktarının bir miktar daha artması hiç değilse yüreklere biraz su serpecek, hafif de olsa bir gerilemeye doğru katkı sağlayacaktır. Ama tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun hızlıca ikame edilmesi gerekiyor. Ve onlarca yıldan beri işte 1960'lı yıllarda Dünya Bankası'nın teşviğiyle başlayan tarım sektörünü bırakın sanayileşin başka türlü kalkınamazsınız stratejilerinin aslında tek başına hani böyle olmadığını ve tarım sektörünün kesinlikle her şekilde korunması gereken bir sektör olduğunun altını bir kere daha kalın kalın çizerek hızlıca yatırımlar yapmak gerekiyor. Ve devletin hiç değilse belli sektörlerde, belli tarım alanlarında taban fiyatlar uygulamasında fayda var. İşte soğanından buğdayına kadar yani en çok bize ihtiyaç çıkacak olan neler varsa bu konularda devletin hızlı bir teşvik politikası uygulaması ve tarım sektörünün hızlı bir şekilde canlandırılarak önümüzdeki 6 aylık üretimin en azından sağlanabilmesi ve sonbahara geldiğinde tezgahlarda biraz daha fazla yerli ürünlerin bulunması konusunda çaba çok önemli. Ki bu sadece tarım ürünleri için değil yani işte sebze meyveli için değil aynı zamanda kırmızı et, beyaz et ve diğer et ürünleri konusunda da geçerli. Yani hızlıca bizim bir tarım ve hayvancılık politikasını gözden geçirerek milli politikalar ve en azından bağımsız politikalar üreterek ondan sonra gıda arz güvenliğimizin kesinlikle temin altına alacağımız tedbirler almamız gerekiyor. Ve bu uğurda da basit işte ithalat daha ucuz, ihracat daha pahalı gibi özür dilerim ithalat daha ucuz, içeride üretmek daha pahalı gibi modellerden ziyade dışa bağımlı kalmadan en azından iç ihtiyacı giderecek, öncelikli ihtiyaçlarımızı giderecek tedbirlerin alınması ve teşviklerin yapılmasına şiddetle fayda var. Tabii bu işin sadece gıda tarafı bir ayağı. Onun dışında bir de genel anlamda enflasyon problemimiz var. Evet. Ve uzun zamandan beri sürünen bir enflasyon ve giderek de kar topu gibi artan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Burada beklenti kanalı çok önemli. Tekrar altını çizmek isterim Afşin Hanım. İnsanlar enflasyonun artık yükseleceğine ve sürekli yükseleceğine dair genel bir kanaate sahip oldular. Öncelikli olarak bunu kırmak gerekiyor. Bunu kırmak için de iletişimi çok güçlü tutmak ekonomi ya politikalarını üreten otoritelerin, bürokratların, bakanlarımızın ve diğer önemli devlet büyüklerimizin uyguladıkları politikalar hakkında somut, net, anlaşılabilir ve toplumu ikna edecek şekilde iletişim kanallarını güçlü tutarak akılcı politikalar üretmeleri ve bunları da toplumla paylaşmaları gerekiyor ve buna uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok önemli çünkü yani en başta uygulanmaya başlanan işte biz yatırımı teşvik edeceğiz, üretim teşvik edeceğiz. Bu şekilde mal piyasada çok olunca, arz olunca talep de düşecek şeklindeki mekanizma şu anda maalesef ki bu kanalların olumsuzluğu dolayısıyla yeterince tek başına işletilemiyor. Çünkü sadece teşvikler yapmak, faiz oranlarını düşürmek yatırım için tek başına yeterli bir gerekçe değil. Başka dinamiklerin de sağlanması gerekiyor yatırımın güçlenebilmesi için. İşte bu açıkların kapatılması, doğru para ve maliye politikalarının artık daha fazla gecikmeden daha somut olarak yapılması, sürecin daha da acılaşan bir reçeteyle çözümlenmesi yerine bugünden politikaların geliştirilmesi açısından önemli. Çünkü ne kadar geç ilerlenirse olay daha da güçleşecek zira. Peki, çok teşekkür ediyorum katkı verdiğiniz için. Profesör Doktor Ayşer Gedikli, Doktor Şeref Oğuz tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la konuştuk. Enflasyonu ve gıda fiyatlarını. Reklam var, sonra buradayız. Noktalıyoruz bu saati. Saat başına 360 devam edecek. Görüşmek üzere birazdan.